Geçiyorum. 24 saat görev yapıyorsun. Görevdeki enerjime Lays çiplerine borçluyum. Lays. Lays, Lays. Lays veya Lays kardeşim. Dayı Doritos'u neye borçlusun? Doritos. Ailenizin cipsi. 24 saattir çalışıyorum. Gücümü Doritos'tan alıyorum. Bütün teşkilat, bütün teşkilat Doritos yesin. Doritos. 24 saat çalışıyorum. Veli Çakı, esprili kişiliğiyle emniyet teşkilatı hem de Trabzonlular arasında tanınan bir karakterdi. Yaptığı hareketler ve sosyal medyaya yüklenen videoları nedeniyle birçok kez haber konusu da olan Veli Dayı lakaplı Veli Çakı, bir maç görevi esnasında stadyumda çalan müzik eşliğinde taraftarlarla kolbastı oynamış, bir etkinlikte bando takımına eşlik ederek saksafon çalmış, bir maç çıkışında Trabzonspor taraftarları arasına karışarak tezahürat yapmıştı. Son olarak 2014 yılında Trabzonspor'un bir maçı için görevliyken, stadyum önünde bir büfedeki cips paketlerinden alarak, 24 saat çalışıyorum, gücümü Doritos'tan alıyorum, Lays'tan alıyorum. Bütün teşkilat Doritos yesin. 24 saat çalıştırır sözleriyle, dönemin popüler sosyal medya platformu Facebook'ta gündeme gelmişti. Veli Çakı, kısa zamanda Veli Dayı olarak insanlar tarafından sevilmiş ve benimsenmişti. Ancak bağlı bulunduğu teşkilatta bulunan bazı amirler tarafından bu durum hoş karşılanmadı. Veli Çakı hakkında soruşturma açılmıştı. Veli Çakı, hakkında açılan soruşturmaya Facebook sayfasından tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı. Soruşturma açmadan önce bir dinle, bu adam niçin cips yedi diye. Soruşturmaya da gerek kalmazdı. Kendinize hiç sordunuz mu? Kendinize hiç soruşturma açmıyorsunuz. Buz gibi donmuş kumanya köftesini verirken bize bir düşünün. Doritos yiyince mi zorunuza gitti, diyerek tepki göstermişti. Veli Çakı'nın bu tepkisi üzerine sosyal medyadaki birçok takipçisi cipslerle yazdıkları yazılarla polis memuruna destek vermiş, Veli Dayı Partisi gibi amblemler hazırlamıştı. Ancak Veli Çakı'nın yaşadıkları bununla sınırlı kalmamıştı. Mesleğin getirdiği zorlukların yanında amirlerinin kendisine uyguladığı baskıya maruz kalmak Veli Çakı'yı son derece yıpratmıştı. Yakın çevresinin anlattıklarına göre, yaklaşık 3 ay boyunca ceza amaçlı olarak Veli Çakı'ya nöbet tutturulmuştu. O yetmezmiş gibi de her fırsatta amirlerinin aşağılayıcı tavırlarına, hakaretlerine maruz kaldı. Bunun üzerine sanki akli dengesi yokmuş gibi davranılıp, psikolojik destek alması gerektiği söylenerek psikoloğa sevk edildi. Bu durum bir süre devam etti. Ta ki o güne kadar. Trabzon'daki Taksim Karakolu'nda, 8 yıldan bu yana görev yapan polis memuru Veli Çakı, gece boyunca çalışmış ve sabah kendisine ait araçla Pelitli Mahallesi'ndeki evinde gitmişti. Ailesiyle kahvaltı yaptığı sırada, belirlenemeyen nedenle beylik silahını çekerek eşi ve çocuklarına kurşun yağdırdı. Eşi Gönül, sonra da oğlu Çağatay ve kızı Tansu Tenay Çakı'yı vuran polis memuru Çakı, ardından da tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Veli Çakı ile kızı Tansu Çakı, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Gönül Çakı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, Çağatay Çakı da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu hayatlarını kaybetti. Yaşanan vahşette Çakı ailesinden kurtulan olmadı. Çakı ailesi yakınları ve Veli Çakı'nın mesai arkadaşları tarafından toprağa verildi. Herkes konuştu. Ancak kimse Veli Çakı hakkında rüşvet aldı, devletin verdiği yetkiyi kötüye kullandı, vatandaşın hakkını yedi diyemedi. O, sevenlerinin Veli Dayısı olarak akılda kaldı. Veli Çakı, sevenlerinin söylemiyle Veli Dayı, madalyonun karanlık yüzünde kalanlardan sadece birisiydi. Bu konuda daha
önceki talimatlarımız açık ve net.